sınırlarımız da kesin net olduğu belli. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü sosyal medya üzerinden Bolu Dağı'nın adının Düzce Dağı olduğunu ifade ettiği bir paylaşım yapmıştı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Harita Mühendisi Mehmet Tuna Özcan Bolu ve Düzce sınırlarını inceledi. Yani şu gördüğünüz parsel Elmalık Köyü'ne ait bir orman parseli. Elmalık Köyü de Bolu'ya ait olduğu için Bolu sınırımız buradan devam ediyor. Bu alttaki kısımda Ömerler Köyü'ne ait bir orman parseli. Gördüğünüz gibi buradan da bu şekilde devam ediyor. Bolu Dağı'nın büyük kısmının Bolu il sınırında olduğunu ifade etti. Tünelin girişi burası. Bolu Dağı Tüneli'nin viyadiklerin de bir kısmı Bolu sınırında kalmaktadır zaten. Bu sayfada Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kendi sayfasıdır. Buradan da inceleyebilirsiniz. Yani göreceğiniz gibi bu sınırımız bu şekilde devam ediyordur muhtemelen. Ona detaylı bakmak lazım. Ya %90'ı Bolu'da kaldığını söyleyebiliriz. En fazla şurada ufak bir kısımları Düzce'de kalıyor olabilir. Özcan, Bolu ve Düzce il sınırlarının 1999 depreminden sonra belirlendiğini aktardı. Ya şehir sınırları önceden zaten belirleniyor. Kadastro çalışmalarıyla belirleniyor. Bakanlık kararıyla belirleniyor. Biliyorsunuz Düzce 1999 depreminden sonra il oldu. Burada da tabii ki Bakanlar Kurulu kararıyla değişti bu. Sınırlar da buna göre bağlı oldu. Köyün, mezranın o sınırlarına göre il sınırları o şekilde değişebiliyor. Sınır değişiminin mümkün olmadığını dile getirdi. Yani bu böyle bir şey mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü köyün tamamının geçmesi lazım, köy sınırının değişmesi lazım. Bu hadi ince bir başvuruyla yapılacak bir uygulama değil. Yani şöyle, niye böyle bir çıkış yaptıklarını da bilmiyorum. Sonuçta haritalar belli, kadastrosu belli, her şey belli. Hiçbir mana da veremedik. Sınırlarımız da kesin net olduğu belli. Özcan, tartışmayla ilgili eski mahkeme kararlarının incelenebileceğini aktardı. Düzce, Bolu'nun ilçesi olduğu için daha öncesinde eskilere göre bir sınır tartışması olabilir. Ya bu sınır tartışmaları çok yüksek, çok büyük alanlar olduğunu düşünmüyorum ama işte dağın bir yamacından geçiyor derler. Öbür tarafa eskiler buradan bu şekilde geçiyor derler. Biz de onları zaten bilirkişi olarak addederiz ama sonuçta burada da bir mahkeme kararı da vardır. Bu sürtüşmeyle alakalı. İşte su sizde kalıyor, su bizde kalıyor gibi. Bununla ilgili mahkeme kararları da vardır. Mahkeme kararları da çıkartılıp bakılabilir.